Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk hükümetinin tutumundan duyulan rahatsızlığı ve elçilik personeli açısından güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek Türkiye'deki tüm vize hizmetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı aracılığıyla paylaşılan göçmen olmayan vize işlemlerini askıya alındığına dair ilişkin açıklama yanı Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden geldi. Peki vize krizi neden başladı? Kimleri kapsıyor ve Amerika yönetiminden bir açıklama var mı? Tüm bu soruların yanıtlarıyla Mehmet Toroğlu karşımıza şimdi. Mehmet, bugün Amerika'da resmi tatil, resmi açıklama da beklemek zor belki ama vize krizi Amerika'da nasıl yorumlandı? Söz sende. Evet, Türk-Amerikan ilişkilerinde 10 yıllardır, belki de Johnson mektubundan bu yana 50 yılı aşkın süredir belki de bu kadar büyük bir kriz yaşanmamıştı. Çok ciddi, en büyük görünmeyen bir krizle karşı karşıya. Bu son krizde Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nin dün geçtiği kısa bir yazı açıklamayla başladı ama tabii öncesinde Washington'dan Türkiye'ye yönelik eleştirilerin dozunda artış gözlemleniyordu. Türkiye'de özellikle Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın 15 Temmuz'dan sonra tutuklanması hakkında Amerikan yönetimi sık sık eleştirilerini, çağrılarını tekrarlıyordu. En son Amerika'nın İstanbul Konsolosu, Başkonsolosu personeli Metin Topuz'un tutuklanmasından sonra ise hem Büyükelçilik hem de Büyükelçi John Bass'tan öncekilere göre tonu daha da sert eleştiri açıklamaları gelmişti. Amerika'nın Topuz'un hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır denilmişti açıklamada. İşte vizelerin durdurulması da askıya alınması da daha doğrusu bu rahatsızlığın bir dışa vurumu şeklinde değerlendirilebilir. Amerika daha önce Türkiye'yi eleştirilerinde daha çok söylem düzeyiyle sınırlı kalıyordu ama bu sefer icraata geçirmiş oldu. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği vize sınırlandırma kararını açıklarken güvenliği gerekçe gösterdi. Son zamanlarda yaşanan olaylar ABD hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ABD misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır denildi açıklamada. Bundan kısa bir süre sonra da bu sefer Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği sadece ülkelerin adını değiştirerek neredeyse aynı birebir açıklamayı geçti. Bir de bugün Türkiye'de bir başka konsolosluk çalışanının ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına davet edildiğinin açıklanması gerilim düşmek bir yana daha da tırmanacağının işareti olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ukrayna'da bugün, Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Poroshenko ile ortak basın toplantı sırasında bir soruyu yanıtlarken bu krizle ilgili ilk değerlendirmelerinde bulundu. Karar çok üzüntü verici. Türkiye bir hukuk devletidir, kabile devleti değildir mesajını verdi Ukrayna'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan. PYD konusundaki anlaşmazlık, Fethullah Gülen'in iade talebi, Rıza Sarraf davası, eski ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkındaki tutuklama kararı, Türk kamuoyunda ve medyasında artan Amerikan karşıtlığı gibi gelişmeler iki ülke ilişkilerini zaten sürekli gelen unsurlardı. Trump döneminde yeni bir beyaz sayfa açma beklentisi vardı. Aslında Trump aradaki sorunlara rağmen New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar yakın demişti ama 3 hafta sonra işte böyle bir kriz patlak verdi ilişkilerde. Vize sınırlamasından kimler etkilenecek? Birçok meslek grubu etkilenecek. Göçmen olmayan vize statüsüne kimler giriyor dersek öğrenciler, iş adamları, sporcular, diplomatlar ya da devlet yetkilileri, askeri personel, bilim adamları, turistik geziler, bunların hepsi Amerika'nın askıya aldığı, göçmen olmayan vize statüsüne giren kesimler. Bir de şu noktaya dikkat çekmek lazım son olarak. Amerika Türkiye'deki misyonlarında vize verilmesini sınırlama getirdi, askıya aldı ama mesela başka ülkedeyseniz oradaki Amerikan misyonlarına, vize başvurularına sınırlama getirmedi. Yani en azından şu an anlaşılan o ama o konuda da Amerikan yönetiminin büyük ihtimalle yarın daha net bir izahat getirmesini bekliyoruz. Bugün Amerika'da senin de dediğin gibi resmi tatil. Yarın ilk iş günü haftanın. Yarınki özellikle Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün günlük basın briefinginde bu konuyla ilgili soruların yöneltilmesini bekliyoruz. Yani yarın Amerika'dan yeni açıklamalar gelmesi muhtemel. Washington'da bizde Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda en uzman isimlerden Soner Çağaptay'la, Washington Institute adlı düşünce kuruluşunun uzmanı Soner Çağaptay'la bu sabah bir röportaj yaptık. Bu krizin ilişkiler için ne anlama geldiğini, bu aşamaya nasıl gelindiğini, Trump'ın hiç olmadığı kadar yakınız demesinden sonra, birkaç hafta sonra Amerika'nın böyle bir adım atmasını bekleyip beklemediğini sorduk. Şimdi bu röportajımızı ekrana getiriyoruz. Amerika son 15 sene içinde Türk-Amerikan ilişkilerindeki bütün aksaklıklarda bu aksaklıkları göz ardı ederek Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu düşünerek her zaman
sorun yaratmama, kriz çıkarmama stratejisi izlemişti. İlk defa ilişkilerde kriz çıkartabilecek türden bir adım attı. Neden acaba? Demek ki Amerika'nın Türkiye bakışında bir dönüm noktasındayız. Bunun arkasında birkaç sebep var. Birincisi, özellikle darbeden sonra artan biçimde olağanüstü halin Türkiye'de demokratik normları eritecek, erozyona uğratacak biçimde kullanıldığı hissi var Washington'da. İkincisi de tabii ki Amerikan konsolosu ve elçiliğinde çalışan Türk vatandaşlarının gözaltına alınıyor olması. Tabii ki bu kişilerin diplomatik dokunulmazlığı yok. Ancak uluslararası ilişkilerde bir centilmenlik anlaşması vardır. Elçiliklerde çalışan yabancı personeli diplomatik dokunulmazlığı olmasa bile bazı ülkelere müsamaha gösterdiği, onlara diplomatmış gibi davranıldığı düşünülmektedir. İşte bu hoşgörünün göstermediğini düşünüyor Amerika. Demek ki bence ilişkilerdeki dönüşüm noktasına gelmiş olmamızın sebebi son dönemde iki Türk vatandaşının, Amerikan misyonlarında çalışan Türk vatandaşının gözaltına alınmış olması ve üçüncü bir kişinin gözaltına alınma tehdidinin ortaya çıkmış olması. İşte bu belki de şimdiye kadar Türkiye ile ilişkilerde aklı selim bir tavır alması gerektiğini düşünen ve bu konuda Türkiye ile ilişkilerin iyi yürütülmesi gerektiğini düşünen Amerikan diplomatlar arasında dahi bir Türkiye'ye karşı sert adım atma yönünde ortaya zemin çıkarmıştır diyebiliriz. Yani bu kriz öncekilerden farklı bir kriz diyebilir miyiz? Bundan sonra nereye gider bu sorun? Yeni gözaltı kararı alındı, haberi geldi bu sabah. Bundan sonrasına ilişkin tahminleriniz nelerdir? Daha da büyür mü bu gerilim? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadarki kazandığı seçimlerde ona çok yardımcı olan bir siyasi markası var. O da şu: güçlü adam. Haksız olduğu zaman bile haklı çıkmayı becerebilen lider. Her kavgadan zaferle çıkan liderdi. Bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii bu kavgadan da Amerika'ya karşı zaferle çıkmak istiyor. Ama şunun altını çizmemiz lazım. Amerika da bu kez zaferle çıkmak istiyor. Çünkü artık son raddeye geldiğini gösteriyor. Erdoğan'ın gerek içteki politikaları gerekse Türkiye'deki Amerikan vatandaşların tutukluyor olmasından dolayı. İşte ben bu açıdan belki de tarihi bir krize şahitlik yaptığımızı düşünüyorum. Türk-Amerikan ilişkilerinde en son böyle bir krizi belki Kıbrıs Savaşı sonrasında yaşamıştık. Amerika Türkiye'ye karşı askeri ambargo koyduğunda son 50 yılın en ciddi krizini yaşıyor olabiliriz gibi görünüyor. Türkiye'nin bir eksen kayması içinde olduğunu düşünüyor musunuz? Türkiye yönünü mü çeviriyor? Türkiye bence zaten yönünü çevirmişti. Bu son 15 senenin gelişmesi artık bu sorunun cevabını belki de daha önceki yıllarda tartışıyor olmamız gerekiyordu. Ancak şunu söyleyebiliriz. Türkiye belki de kendisini uluslararası ilişkilerde başka ülkelerle giriştiği her çatışmadan ya da girişmeden mutlaka haklı kazanır, muzaffer çıkan ülke olarak görüyor. İşte şimdiye kadar Türkiye hep kendisini bir NATO ittifakının parçası olarak görmüştü. Son birkaç sene içinde Ankara'ya yapılan ziyaretlerde gerek İran Genelkurmay Başkanı'nın gelmesi, gerek Venezuela lideri Maduro'nun gelmesi, Türkiye'nin şimdiye kadar Amerika ile izlediği denge politikası, yani AK Parti döneminde bir yandan NATO ittifakına olan sadakat ama bir yandan da geleneksel olmayan dış politika partnerlerini bulma konusunda izlediği denge politikasının artık belki de bittiğini gösteren işaretler vermeye başladı Türkiye. Bu denge politikasından vazgeçtiğini ve bundan sonra daha ciddi biçimde uluslararası düzene meydan okuyan İran, Venezuela gibi ülkelerin liderlerini kabul etme rahatlığını gösterdiğini göstermekte. Belki bu açıdan önemli bir dış politika dönüşümünde olduğumuzu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz Soner Bey. Evet, evet, Mehmet Toroğlu bu söyleşiyi gerçekleştirdi Soner Çağatay'la. Hem aktardıkları için hem de söyleşi için teşekkür ediyoruz Mehmet'e. Amerika gündemiyle devam ediyoruz. Amerika Başkanı Donald Trump gündemdeki önemini korumaya devam ediyor. Trump bu kez iki Cumhuriyetçi Partili senatör olan Tom Cotton ve David Perdue tarafından hazırlanan yeni bir yasa tasarısını gündeme taşıyarak dikkatleri üzerine çekti. Bu tasarının hedefinde yeşil karta başvuranlar da bulunuyor. Tasarının yasallaşması durumunda yeşil karta başvuru ve sürecin de eskisinden çok daha farklı hale dönüşebileceği belirtiliyor. Peki bu tasarı neleri öngörüyor ve atılan bu yeni adım başkent Washington'da nasıl yankı buldu? Şimdi de tasarının Washington sokaklarındaki yansımalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Trump, iki cumhuriyetçi senatör Tom Cotton ve David Perdue'nun hazırladığı yasa tasarısına destek veriyor. Peki korkulan olur ve bu tasarı yasalaşırsa neler yaşanır? Cumhuriyetçi senatörlerin ülkeye kabul edilen yasal göçmenlerin sayısının yılda 1 milyondan 500 bine düşürülmesini öngören ancak senatoda henüz görüşülmeyen tasarısı, göçmenlerin aile üyelerinin ülkeye kabulüne sınırlama getiriyor, yeşil kart çekilişini kaldırıyor ve yeşil kart edinme sürecini zorlaştırıyor.
Trump'a göre söz konusu yasa tasarısı Amerika'nın göçmenlik sisteminde yarım yüzyıldır yapılan en önemli değişiklik olacak. Yeni düzenlemeyle göçmenlik sistemi başarıyı temel alan bir sisteme dönüştürülecek. Yasa, yeşil kart dağıtımında düşük vasıfları kabul eden göçmenlik sisteminin yerine nitelik sahibi kişilere öncelik veren bir uygulama getiriyor. Bu rekabetçi başvuru sürecinde İngilizce konuşabilenler, kendilerini ve ailelerini mali açıdan destekleyebilenler ve ekonomiye katkı sağlayacak yetenekleri olan kişilere öncelik verilecek. Trump yeni sistemin göçmenlerin Amerikan ekonomisine ve yaşamına bir katkıda bulunmadan önce sadece refahtan yararlanmasının önüne geçeceğini, Amerikalı çalışanları ve vergi mükelleflerini koruyacağını savunuyor. Peki bir göçmen ülkesi olan Amerika'da halkın bu yasaya yaklaşımı nasıl? Başkent Washington'da sokağa çıktığımızda bu yasayı destekleyen hiç kimseyi bulamadık. Mikrofon uzattığımız herkes Amerika'nın göçmenlikle özdeşleşen yapısını vurguladı. Meksikalıları, göçmenleri seviyorum. Hepimiz eğer yerli değilsek bir yerlerden geldik ki Trump'ın kendisi de öyle. Ve dünya hepimiz için çok değerli. Bu dünyanın bekçileri olmalıyız. Ama tekrar söylüyorum, Meksikalıları seviyorum ve kalbim onlar için çarpıyor. 20 Ocak'tan bu yana bu ülkede olanlar tamamen bir felaket. Eğer bu durum 4 yıl daha devam ederse Amerika eski Amerika olmayacak. 6 ay öncesinden farklı olarak Amerikalılar dışındaki kimseye saygı duyulmuyor. Ben göçmen olmayan vize sahibiyim. Göçmen sayısının azaltılmasını ve yeşil kart çekilişinin kaldırılmasını desteklemiyorum. Çünkü çok sayıda iyi ve başarılı kişi Amerika'ya gelmeye çalışıyor. Aileleriyle bir arada olmak istiyorlar ve Amerikan ekonomisine katkıda bulunmak istiyorlar. Amerika'nın temelinde bu var. Bunun adil olduğunu düşünmüyorum çünkü o kriterler esas alındığında ayrımcılığa uğruyorsunuz. Üniversite mezunu olmanız ya da ırkınız bu ülkeyi geliştirmek için yeterli olmayabilir. Sanırım nüfus bundan etkilenecektir. Ben de göçmenim. Eminim birçok kişi bu ülkenin göçmen ülkesi olduğu konusunda görüş birliği içinde. Eğer nüfusu azaltmak istiyorsanız ki Amerikalılar genelde hizmet sektöründe çalışmıyor, bu durum ekonomik ilerlemeyi de etkiler. Ben de göçmenim. Rus asıllıyım ve 20 yıldır burada yaşıyorum. İsterim ki birçok kişi bu şansı yakalayıp yeşil kart sahibi olsun ve buraya gelsin. Çünkü burası yaşamak için harika bir yer. Görüşlerini paylaşan bu kişilerin bir kısmı göçmen. Bir şekilde hayalini kurdukları Amerikan vatandaşlığına sahip olmuşlar. Tıpkı Sabiha Özgür gibi. 5 yıldır Amerika'da yaşayan 45 yaşındaki Sabiha Özgür de Nisan ayında Amerikan vatandaşı olma şansını yakalamış. Eşim Amerikan vatandaşı olduğu için evlilik sonrası bir başvuru yaptık. Başvurduktan sonraki süreç çok da zor olmamış Sabiha Özgür için. Başvurduktan sonra green card'ı almak yaklaşık 6-7 ay arası sürmüştü benim dönemimde. Ben genç olduğum için gençlerde birazcık daha zor oluyor ve uzun oluyor almak. Daha ileri yaşlarda 3,5-4 ayda green card alanlarda var. O süreçte tek sıkıntım hani yurt dışına çıkamamak oldu. Onun dışında Türkiye'de yaşayan akrabalarınız, aileniz olduğunda da tabii biliyorsunuz aman herkes iyi olsun tabii ama hani bir haber olursa gidebilme lüksünüz olsun istiyor insan. Sabiha Özgür, Amerikan vatandaşı olduktan sonra da kendisine tanınan haklardan yararlanmış ve annesi için de vatandaşlık başvurusu yapmış. Üstelik de haklı gerekçelerle ki bu tasarının yasalaşması halinde birçok kişi için bu süreç çok daha zor olacak. Annem Türkiye'de tek başına yaşayamıyor, yürüme engelli. Orada bir sistem kurduk ama ben annemle hep ilgilenmiştim evlenene kadar ve birbirimize çok alışkınız. Dolayısıyla ben onun her durumuna çok iyi hakimim, o benim her duruma çok iyi hakim. Bir kere ben tırnak içinde gurbete geldim. Hani ne kadar burası özellikle Washington DC çok her milletten insan var, herkes burada
bir sokağa çıktığınızda 10 tane farklı dil duyabiliyorsunuz yani İngilizce dışında. Ama yine de gurbet içerisindesiniz. Her gün evde Türkçe konuşabileceğim birisi, hadi bir Türk kahvesi içer misin diyebileceğim birisi olması güzel bir şey. Hem annemin bakım ihtiyacından dolayı hem de bana da bir arkadaş olmasından dolayı aslında anneme de Green Card'a başvurduk. Ve yaş ilerledikçe hani böyle 6 ay doldu çıkmak zorundasın. Kötü bir durum. İstediğimizde çıkalım. Türkiye'de bir ay kalalım, iki ay kalalım. Ne kadar kalmak istiyorsak kalalım. Sonra hani gümrükte pasaport işlemlerinde durdurulmayacağımızı bilerek rahat bir şekilde geçelim istiyorum. Amerika'ya girişlerinden birinde yaşadığı bir olay onun bu kararı almasında etkili olmuş. Arkadaşının annesine yardım etmek isterken tanık olduğu durum bu başvuruyu zorunlu kılmış. Başkan Donald Trump'ın önce seyahat yasağı kararı, ardından bu yasa tasarısına destek vermesi artık Amerika'yı birçok turistin güzergahından rota dışı bırakıyor. Buna Türkler de dahil. Türkiye'de de artık bu şey var. Gelmek isteyen arkadaşlarım bile gelemiyor. Mesela o dönem o ülkelere yasak kondu. O dönem gelecek arkadaşlarım vardı. Bilet almadılar. Ya geliriz oraya kadar bizi geri gönderirler diye. Biz Müslümanız diye mi burada tutuyorlar acaba diye böyle bir endişelenmişler. Ama Sabiha Özgür artık Amerikan vatandaşı. Annesinin de bu hakka bir an önce kavuşmasını bekliyor. Anne Hesna Orunk için hayat bugüne kadar hiç de kolay olmamış. Vatandaş olsam bile bulbulu altın kafese koymuşlar. Vatan demiş. Vatanın yeri başka tabii ki. Ama şimdi evladım neredeyse orada ben rahat ediyorum. Vatandaş olmaya ihtiyacım şöyle. Evladım burada olduğu için ben de onun yanında olmak için ihtiyacım var. Çünkü oradakiler ne kadar baksa bu ne kadar bana bakamıyor. Şimdi doğruyu söylemek lazım. Çünkü bunun yeri başka. Sabiha Özgür ve annesi için her şey yolunda gitmiş. Ama şimdi akıllardaki soru bu tasarı yasalaşırsa bundan sonra başvuranlar için bu sürecin nasıl işleyeceği. Bunu da zaman gösterecek. Özlem Tınaz, Amerika'nın Sesi, Washington. Böylece Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerikan Sesi Türkçe bölümünün haftanın ilk yayını böylece sona erdi. Haber ve söyleşilerimiz için internet adresimiz amerikansesi.com. Yarın yeniden bu ekranda buluşmak üzere. Hoşça kalın.